Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Üme Hastanesi ve Golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'miz deplasmanda karşılaştığı AYK Larnaka'yı 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilerken liderlik adına da büyük bir adım atmış oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 16. dakikada João Pedro'dan gelirken 52'de Trichkovski penaltıdan skoru 1-1'e getirdi. 80'de oyuna sonradan giren Batshuayi penaltıyı golle sonuçlandırdı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Angel Garcia 85'te oyun dışı kalırken 86'da Enner Valencia bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez sahaya ilk 11 çıkan Arda Güler müthiş bir performansa, müthiş verilere imza attı ve Arda Güler'in 68 dakika oyunda kaldığı maçtaki performansı şu şekilde: 12'de ya da 18'de 12 ikili mücadele kazanma, 18'de 12 ikili mücadele kazanma, %67 ikili mücadele başarısı, %90 pas isabetiydi. Oyunun bir kısmında %95'e kadar bu isabetler yükseldi. Bu maçın tamamı değil arkadaşlar. Belli bir kısmından alınan kesit. O yüzden görseli çok şey yapmıyorum. %90 pas başarısı, 4'te 4 uzun top isabet başarısı, 3'te 3 çalımlı adam geçme, 4 top çalma başarısı. Jorge Jesus grubun favorisi değiliz diye dördüncü maçlar bitiminde takımı gruptan çıkmayı garantilemiş bir hale soktu. AYK Larnaka Fenerbahçe maçının en iyi 5 oyuncu reytingi diyor ama muhtemelen ilk 45 dakikadan bahsediyordur. João Pedro 8.73, çünkü ilk yarıda attığı golle 0.46 gol beklentisiyle oynadı. João Pedro 8.73. Totalde bu 7.3'e düşmüş. Arda Güler 7.34, Atilla Salah 7.12, Gustavo Henrique 7.02, Ezgi Canaloski 6.94 iken maçın bitiminde en çok rating alan futbolcu 7.4'te Diego Rossi seçilirken 7.3 ile Arda Güler, 7.3 yine João Pedro şeklindeydi. Fenerbahçe'de birçok futbolcunun, yani kariyer maçı mıydı? Değildi ama baya önemli bir maçtı Fenerbahçe açısından. Mesela Michy Batshuayi Fenerbahçe formasıyla 4 gol attı ve bu 4 gol takıma 12 puan kazandırdı arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz ya? Yani fırsat transferi işte geç oldu, işte şimdiye kadar 50 kere alırdı, niye almadı, şöyle oldu, böyle oldu. Batshuayi'nin Fenerbahçe kariyeri, yani 7 maç 4 gol mü yapıyor? Süper Lig'de 3 maçta 1 gol, Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol. Ve şöyle bir olay var arkadaşlar. 3,5 milyon euroya alındı. Yani 3,5 milyon euroya alındı. Zamanında Chelsea'nin devasa bir ücret ödeyerek 39 milyon euroya 2016'da aldığı, hani performansı giderek düştü denilen futbolcu. Fakat Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki en büyük özelliği ne? 4 gol 12 puan. İnanılmaz bir istatistik. Yani hemen hemen her 77 dakikada bir gol atıyor deniliyor Batshuayi için. Ve attığı her gol takımını öne geçirmiş. Arkadaşlar, attığı her gol takımını öne geçirmiş sözü aslında durumu özetliyor. Bakın, yaptığınız forvet transferi bir kere bitirici olacak ama rakibi bitirecek. Seni beni bitirmeyecek. Bakın, Avrupa Ligi'nde 3. golünü atıyor. Avrupa Ligi'nde 3. gol. Hatırlayın, Kiev maçı 90+2-1 galibiz. Larnaka maçı öne geçtik 1-0. İkinci Larnaka maçı kazandık. Ligde attığı gol, yani Karagümrük maçı, Allah nazardan saklasın. Ve Batshuayi Avrupa Ligi'nde attığı 3 golle aslında Fenerbahçe kasasına belki de yaklaşık 2 milyon euro para girmesini sağladı. 3.5'un ikisi çıktı, hayırlı olsun. Aynı zamanda Fenerbahçe mücadele ettiği her iki kulvarda da en çok gol atan takım durumunda. 25 golle Süper Lig'de, 18 golle UEFA Avrupa Ligi'nde,
Ama birilerine sorsan penaltılarla hakemler bizi kolluyor. Şimdi Attila Szalai'ye de bir küçük parantez açma niyetim var. Çünkü Attila Szalai 4 Haziran 2022'den beri aralıksız olarak her maçta forma giymiş. Hani hazırlık maçları, milli takım maçları vesaire vesaire vesaire. Yani ama üçlü oynayınca bence biraz daha yük hafifledi. Yani biraz daha az oynadı. Şimdi Jesus penceresini açmak istiyorum. Jorge Jesus maçın bitiminde açıklamalarda bulunuyor. Tamamını almadım ama önemli kısımlar aldığımı düşünüyorum. Diyor ki maçın zor olacağını biliyorduk. AEK kendi sahasında rakiplerine karşı işleri zorlaştırıyor. Ama ben de çok zorlandık diyemem diyor. Hatırlayın Rembu sahadan ıkına ıkına 90 artıda puan aldı. Ve bize karşı hani Ren'e karşı şey yapmıyorlar. Ne diyeyim, milliyetçi duygularla değil, bize karşı milliyetçi duygularla oynuyorlar. Bakın Fenerbahçe ve AEK Larnaka takımlarının yarısı yabancı oyunculardan oluştuğu için politik olaylardan haberleri bile yok. O yüzden bu olaylar maçı etkilemedi diyor Jesus. Aynı şey rakip için de geçerli. Bunun oyuncular üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Futbolcular futbolcudur, politikacı değildir. Politikayla futbolu karıştırmıyoruz demiş. Müthiş. Tahmin ediyorum ki buraya gelen seyircilerimiz Türkiye'de ve İstanbul'da yaşamıyorlar. Kendi ülkelerinin dışında çalışıyorlar. Kulüplerinden onlara kalan en ufak bir hatıra bile çok önemli. Ben de bu düşünceyle oyuncularımdan formalarını onlara vermelerini istedim diyor arkadaşlar. Yani taraftarımız nereye gidersek gidelim bizimleler bu sebeple de oyuncularımdan formalarını taraftara vermelerini istiyorum dedi. Hatırlarsanız bir yerde hani bir tezahürat vardı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bir tezahürat yaptılar. Ha, televizyonda eminim o ana kadar belki de rakibi destekleyen hani Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen ama lan Fener yenilse de dalga geçecek ya da ne bileyim Fener yenilsin Avrupa'da başarı elde etmesin diyenler bile bence saf değiştirmiştir o tezahürattan sonra. Şimdi Jesus'un sözlerine devam edelim. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı, sıra liderlikte diyor. Biz Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için oynuyoruz diyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'da aldığı galibiyetler kulübün Avrupa kulüpler sıralamasındaki pozisyonunu yukarı çıkarıyor. Ama bu sadece Fenerbahçe için önemli değil. Türk futbolu için önemli. Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarılarda olması gerekiyor demiş. Bakın Türk futbolu diyor. Türk futbolu diyor. Türk futbolu. Birçok kişiye kalsa ne Türk futbolu ya? Neyin futbolu? Ne gerek var Türk futboluna şuna buna? Ne gerek var? Başka bir şeyle ilgilenin derler. Ama adam hem Türk futbolu hem Fenerbahçe'yi düşünür. Peki Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna katkısı ne oldu biliyor musunuz? Jesus geldiğinde Fenerbahçe Avrupa kulüp sıralamasında 107. sıradaydı. 107. 33 sıra birden atlayıp bu sezon topladığı 7000 puanla arkadaşlar 7000 puan 7 puan gibi düşünün. Yani 7 puan gibi düşünün. Yanlışım yoksa grup liderliğine de 4 puan ekleniliyor. Yani grubu lider bitirdiğin zaman ama ülke puanı ekleniyor diye biliyorum o puanı. Yani takım puanı değil. Ülke puanına diyelim 7000 katkımız varsa grup lider bitirdiğin zaman 11 puan oluyor. Otomatikman 4 puan daha ekleniyor. İnşallah grubu lider bitiririz ülkemiz açısından. Bakın Fenerbahçe 107'den 74'e yükseldi. Diyeceksiniz ki hocam çok mu önemli? Şöyle söyleyeyim. Ren ve Dinamo Kiev'i yenip son 16 turuna kaldığımız zaman belki de sıralamada 60'ları gördüğümüzde belki de 60'lardan 50'leri gördüğümüz zaman bakın bakalım ne kadar önemli. Şimdi hem Fenerbahçe hem Başakşehir kazanmış iki takımımızı da tabii ki de tebrik ediyorum. İkisinin kazanmasıyla Türkiye ülke sıralamasında 18. sıradan da 16'ya yükseldi. Bakın 18'den 16. Arkadaşlar becerebilir her iki takımımızı da bir şekilde UEFA'da şurada burada finale iteleyebilirsek en az iki takımımızı bir iteleyebilirsek oraya inanın her şey çok daha güzel olacak. Önümüzdeki yıl hiç belli olmaz. Belki Ukrayna takımlarına direkt eledik derler. Şampiyonlar Ligi'ne grup şeyiniz şampiyonunuz direkt gitsin. İkinciniz ön eleme oynasın. İşte üçüncü, dördüncü Avrupa Ligi'ne gitsin falan filan derler.
Zaten bir sonraki seneyi etkileyeceği için de bu seneden de puanı yükseltici bir sonraki seneye de müthiş bir miras bırakmış olursun. Bunu da söyleyelim. 18 resmi maç. 18 farklı kadro. Değişen sistem ama değişmeyen oyun disiplini, değişmeyen oyun anlayışı. Fenerbahçe attığı 18 golle UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takımı, şifre 18. Penaltı çok konuşuldu. Diyor ki penaltı atıcısına ben karar veriyorum. Onlar da penaltı atıcısının kim olduğunu çok iyi biliyor. Bizim takımda 4 tane penaltı atan oyuncumuz var. João Pedro, Serdar Dursun, Valencia, Batshuayi. Onlar kendi aralarında kimin birinci olduğunu iyi biliyorlar demiş. Bakın, sorsam Serdar Dursun'u sildi derler. Ama 4 penaltıcıdan biri diyor. Açık ve net. Yani açık ve net söylüyor. Değil mi? João Pedro'nun, Serdar Dursun, bak mesela keşke Valencia'nınkini João Pedro atsaydı demişsinizdir ama oyunda değildi sanırım bu ara. Ama Batshuayi, bak şey diyor, Valencia son iki penaltıyı attığı için rakibi şaşırtmak için penaltıyı Batshuayi'ye vermek istedi. Kendisi de bir penaltı attı fakat kaçırdı. Futbol böyle. Kesin bir bilim değil. Hiçbir zaman her şeyi hesaplayamıyorsunuz demiş. Keşke onu penaltıyı da Batshuayi'ye atsaydı. Yani keşke. Maç içinde yaptığımız değişiklikleri maçın gidişatına göre belirliyoruz. Asla maçtan önce planlamıyoruz. Siz maçtan önce planlarınızı yaparsınız. Daha sonra maçın gidişatına göre gerekli değişiklikleri yaparsınız. Biz bugün bunu yaptık diyor. O oyuncular oyuna girdikten sonra maç bizim için daha kolay bir hale geldi. Oyuna hız kattılar. Özellikle Osayi ve Valencia diyor. Şimdi geriye giden Osayi oyuna sonradan girdi, coştu. Geriye giden Valencia bugün oyuna sonradan girdi. Gol atamasa da katkısı yüksekti. Geçtiğimiz Karagümrük maçında gitti, hat-trick yaptı. Belli mi olur? Belki aynı o sayede Ankaragücü maçında asistleri yapar, gol atar. Şimdi Jesus'un felsefesi, Fenerbahçe oynattığı oyun, istatistikler müthiş gidiyor. Yani Larnaka karşısında Fenerbahçe 16 başarılı dribling atmış. Larnaka'nın 2 tane driblingi var. Bakın bunu Doktor Gürkan Kubilay çok önemserdi. Driblingin hızı. Maç başına 11 driblingle Fenerbahçe ligin zirvesinde Süper Lig'de. Galatasaray 9,5 falan ama attığı gol sayısına bakın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çok fazla olay var. Maçta konuşulacak. Maçın 3 tane adamını seçtim ben. 1 Lincoln, 2 Rossi, 3 İsmail Yüksek. Arda'yı konuştuğumuz için de şey yapmıyorum. Lincoln 58 dakika, 58 dokunuş, 76 dakika sahada kalmış. 45'te 43, %96 pas başarısı. 2 orta denemiş, 2 de 0 isabet. Zaten 2 pas hatası da buradan. Şaka şaka. 2 uzun top denemiş, ikisi de isabetli arkadaşlar ama ortaları isabet bulmamış. Ama gerçekten 2 pas hatası burada diyebiliyorum. 2'de 2 top sürme girişimi, 6'da 5 ikili mücadele kazanma, 1'de 0 hava topu kazanma, 4 top kaybı yaşamış, bir kez faul yapmış kendisine, bir kez faul yapılmış, bir pas arası 2 top çalmayla oynamış. Diego Rossi 89 dakika, 1 isabetli şut, 1 engellenen şut, bir de penaltı aldırdı. 3'te 2 top sürme girişimi de başarı yüzdesi. 52 kez topla buluşmuş. 28'de 27 pas başarısı. %96. Çoğunuza sorsam dersiniz ki hocam çok isabetsiz paslar attı. Ama 3'te 0 orta. Demek ki ortalar isabetli pastan sayılmıyor. Yani Lincoln'de de öğrenmiş olduk. 2'de 2 uzun top başarısı. 14'te 8 ikili mücadele kazanma. Bakın 14'te 8. Hani çoğunuz fizik gücünün çok yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz. Haksız da değilsiniz. En kötü kısmı şu 13 top kaybı. Ama arkadaşlar siz de takdir edersiniz ki oyun kuran, oyunun her an içinde olan 90 dakika oynayan bir futbolcunun da bu kadar top kaybı yapması. Hani son toplar bir de. Kendisine 2 kez faul yapılmış, 4 kez de top çalmış mesela. Bir kez de geriye koşu atmış. Ve İsmail Yüksek, maçın skandal ismi. Evet, 90 dakika oynamış. 61 kez topla buluşmuş. 48'de 41 pas isabeti, %85. 1 kilit pas, 5'te 4 uzun top başarısı, 2'de 2 top sürme başarısı, 12'de 6 ikili mücadele kazanmış. Ancak çok fazla faule maruz kaldım. 4'te 2 hava topu kazanma, 9 kez top kaybı. 4 faul yapmış kendisine, 2 faul yapılmış, en azından verilmiş.
Bir şut engellenmiş, 4 pas arası 2 tane de top çalma gerçekleştirmiş. Aynı zamanda hakem İsmail Yüksek, çok iyi oynadın, futbol hayatında başarılar dilerim demiş. Maçın sonrasında hakem Pavel Raçkovski İsmail Yüksek'e gelmiş ve çok iyi oynadın, futbol hayatında başarılar dilerim demiş. Skandal, şike. Evet, maça damga vurdu bu skandal. Bu şike maça damga vurdu. Öyle değil mi? Fenerbahçe olunca şike oluyor. Yani arkadaşlar, gerçekten diyorum bak, UEFA duyarsa yandık. Gittik. Küme düşürürler biz. Biz şeyden, UEFA'dan falan atarlar. Tabii. Şaka yaptığımı zannediyorsunuz. Arkadaşlar niye? Fenerbahçe'ye olunca şike olmuyor mu? Başka takımlar olunca sıkıntı değil. Bak ne güzel tebrik etmiş oluyor. Maalesef arkadaşlar, bizim ülkede iklim böyle. Merakınız olmasın. UEFA duyarsa hiçbir şey çıkmaz. Ama birilerinin duyması gereken bir şey var. Altay Bayındır'ın formu kötüye gidiyor. Uğur Dündar da çıkmış. Altay Bayındır kırmızı çizgimizdir demiş. Çok yakında eski formuna kavuşacağından ve bize maçlar kazandıracağından hiç kimsenin hiçbir şüphemiz yok demiş. Desteğe devam demiş. Bizim kırmızı çizgimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe futbolcusu formsuzsa eleştirilir. Bunun önüne hiç kimse geçemez. Formsuz futbolcu eleştirileri nasıl keser? Form grafiğini yükselterek keser. Medya ile oynamaz, basınla oynamaz vesaire. Mesela İrfan Can formsuzdu. Birileri dalga geçti, İrfan Can çıktı. Kafa tuttu, sonra gitti gollerle, asistlerle, alın size cevap dedi. Ama kimse Fenerbahçe'den önemli değil. Yani 24 yaşında bir kaleci her geçen gün geriye gidiyor. Eleştiriler tabii ki de olacak. Fenerbahçe bunu telafi etmek zorunda. Bakın, Fenerbahçe'nin iki tane eski antrenörü var. Bir Marco Knop, iki Michael Kraft. Knop demiş ki, özel bir açıklama yapmış. Benden sonra gelen kaleci eğitmenleri Altay ve diğerleri ile zıplama ve patlama kondisyonlu idmana odaklanmışlar. Zıplama ve patlama. Ben onlara Avrupa metotlu antrenmanlar yaptırdım. Hala daha genç kalecilerle temastayım demiş. Şimdi Sayın Uğur Dündar, Altay Bayındır kırmızı çizginiz. Okey. Gerçekten de Altay'ın en iyi dönemindeki antrenör belki Marco Knop'tur, belki Michael Kraft'tır. Ya bunlardan birini getirin. Niye bekliyorsunuz? Ya tepkiler diner, işe yararsa zaten sorun çözülür. Kırmızı çizginiz kırmızı kalır. Gerçi Knop şu anda St. Pauli'de kaleci antrenörü 2022 Temmuz'undan beri, ama yani çağırsan gelir. Bizim bildiğimiz Michael Kraft futbolu bıraktım ettim dedi ama 56 yaşında, hiçbir görevi de yok. Yani son olarak nerede dediler ya Michael Kraft? Bu arada Michael Kraft Bakırköy Spor'da falan da oynamış zamanında. Ama Almanya odaklı. Fakat adam kaleci antrenörlüğünde bir markaydı. Ya getirebilirsiniz. Getirebilirsiniz bunları. Bunları getirmekte hiçbir abesiyet yok. Ama lütfen acele edin. Bakın, Altay'ın bu maç üzerindeki puanı 6.2. Bir kurtarış, bir sebep olunan penaltı, 31 topla buluşma, 28'de 15 pas isabeti. İsabetli pas sayısında %54. Tabii muhtemelen bunlar uzun paslar düşürmüştür. Ama uzun pas isabetine bakın. 17'de 4. Sizin dikkatinizden kaçan kurtarışlar. Sadece kurtarışa odaklanmayın. Altay çökmüş. Çökmüş. Çökmüş arkadaşlar. Çökmüş. 13 tane isabetsiz uzun top. Bakın, 13 defa rakibe al topu sana vereyim demek. Çökmüş. Kazanılan ikili mücadele 1'de 0. Zaten penaltı yaptırdı. Bir kez faul yaptı. Onda da penaltı. Ama dikkat etmeniz gereken olay bu. Hani kurtarış yüzdesi az. Ha, Altay nasıl düzelir? Ben şöyle anlatayım. Fenerbahçe bir maçta çok kötü oynar. Rakip sürekli gelir. Sağdan gelir, soldan gelir, yüklenir gelir, öyle gelir, böyle gelir. Altay maçın adamı olur. Bir Altay'dır Fenerbahçe, bir Volkan'dır Fenerbahçe falan filan derken taraftar comolokka yapar. Alır eline sazı. Altay şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Mesela Gustavo Henrique bu maç kötüydü. Ama kimse ses etmiyor çünkü kredisi yüksek. 7'de 5 hava topu kazanmış. 3'te 1 ikili mücadele kazanmış. Bak, Atilla Szalai o kadar iyi miydi? Ben size söyleyeyim. Bir uzaklaştırma, 2 pas arası, 2 top çalma, 2'de 2 ikili mücadele kazanma, 3'te 1 hava topu kazanma, 12 top kaybı.
12 top kaybı. 49'da 38 pas başarısı %80. Ama 3 tane önemli pas vermiş. 2 orta açmış, 0 isabet, 18'de 9 uzun pas isabeti. Değil mi? Baktığın zaman kötü. Serdar Aziz 5'te 3 ikili mücadele kazanmış. Hava topu 0'a 0. 2 pas arası, 3 top çalma, 2 uzaklaştırma, 6 top kaybı, 2 faul. Hani 60'ta 54 pas isabeti %90. Uzun top başarısı 10'da 6. Kaleyi bulmayan da bir tane şutu var. Nispeten Atilla Salay'dan daha iyi ama puan olarak düşük. Demek istediğimi umarım anlatabildim. Ya Fenerbahçe Altay Bayındır'ı kazanmak için ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçlarını kazanması için ciddi bir hamle yapıp kaleci antrenörü getirecek. Ya da bu devran böyle sürüp gidecek ve tepkiler gittikçe daha da ağırlaşacak. İnşallah ilk dediğim yapılır. Kanalımızda olduğunuz için, videomuzu beğendiğiniz için, abone olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar. Hayırlı cumalar.